Selamünaleyküm sevgili dostlar. Bugün Kayseri'den çıktık. Kısmetse ilk durağımız dünyanın gelmiş geçmiş en büyük mimarlarından olan Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnaz kasabası olacak. Onun doğduğu evi ziyaret edeceğiz. Daha sonra da Sarıoğlan ilçesine gideceğiz. Sarıoğlan ilçesinin Karaözü mahallesinde biliyorsunuz Şahruh Köprüsü var ki çok tarihi bir köprü. Orayı ziyaret edeceğiz. Vakit bulursak da oradan da Sivas Sızırı Şelalesi'ne uğrayacağız. Ama şelale için söz veremem, vakit bulursak dedim. Bugünkü planımız o. İnşallah iyi bir gezi olur. Beraber gezeriz. Evet sevgili dostlar, Büyük Usta'nın doğduğu mahalleye geldik. Burası Mimar Sinan Mahallesi olarak geçiyor. Zaten mahalleye girer girmez bizi tarihi ve dar sokaklar karşıladı. Girelim inşallah ziyaret edelim. Mimar Sinan'ın doğduğu eve geldik. Evin alt kısmı tamamen böyle kemerlerden oluşuyor. Çok güzel, çok mimarisi çok hoşuma gitti. Ben çok tarihi bir mimari, kemerli yapıları ben çok severim. Ama ilk defa bu kadar görüyorum. Birçok bölme var. Hepsi de kemerli böyle. Tabii şu yerde görmüş olduğunuz ızgaralar da tamamen güvenlik için. Orada çukurlar varmış. Tabii tarihi bozmamak için, çukurları kapatmamak için böyle bir tedbir almışlar. Buraları da görüyorsunuz çökme tehlikesi olabilir diye kapatmışlar. Ve burada da göze çarpan ilk şey detay tabii kemerli. Buralarda büyük ihtimalle zamanında ocak yakılmış olduğu belli. Çünkü burada bir şömine, baca sistemli bir şömine var. Kuyu var. Herhalde büyük ihtimalle mutfak olarak da kullanmış olabilir. Bir rehberimiz olmadığı için sadece tahmin yürütebiliyoruz. Evet, bodrumun daha da altında bir bölme bulduk. Herhalde bu bölmede büyük ihtimalle kiler olarak kullanılıyordu. Çünkü birçok bölme var. Tahminimce buralara da erzaklar konuyordu. Zaten havanın dışarıda çok sıcak olmasına rağmen burası da oldukça serin. O yüzden de erzakları korumak için çok güvenli bir yer. Burası da aslında uygun restore edilmiş. Belli ki burası da evin misafir ağırlanan bölümüydü. Yani oturma odasıydı diyebiliriz, salonuydu. Evet sevgili dostlar, Kayseri'ye bağlı Ağırnaz kasabasındaki Mimar Sinan'ın doğmuş olduğu evi gezdik. Mimar Sinan'ın kısaca hayat hikayesini bildiğim kadarıyla şöyle oldu. Ağırnaz kasabasında doğdu. Daha sonra Osmanlı'da o dönem devşirme oluyordu.
devşirme yöntemiyle Anadolu'daki yetenekli çocuklar toplanıyordu. Mimar Sinan ordu daha sonra payitahta geçti. Payitahta işte orduya katıldı. Orduda yeteneği ön plana çıkınca yavaş yavaş eserlerle başladı. Köprülerle, camilerle, inşalarla böyle ön plana çıkınca da koskoca koca Mimar Sinan oldu. Tarihçesi de bildiğim kadarıyla böyle. Kısaca bir özet geçelim tabii ki o büyük üstadı anlatmaya. Bizim zamanımız yetmez. Sadece eserlerini saysak bile de burada saatlerimizi alabilir. İşte doğduğu ev burası. Burayı da sizlere göstermiş olduk. Beraber gezmiş olduk. Otur yanıma, hallerini söyle. Sevgili dostlar, Sarıoğlan ilçemize geldik. Sarıoğlan ilçesinde Kayseri Valiliği'nin gençleri ve bayanları istihdam etme projesi kapsamında çikolata üretiliyor. Sarıoğlanlı hanımefendiler üretmiş oldukları çikolatayı şu önünde durmuş olduğum kafede satışa sunuyorlar. İçeri girelim bakalım. Maşallah ürünleri Sağ ol. Hepsi sizin üretiminiz değil mi? Evet, hepsi maşallah. Aslında çikolata üretim yerinde görmek isterdik ama... Gösterdik de sizin biraz sonra çalıştık. Öyle mi? Evet. Şimdi hava sıcak olduğu için bir ay üretim ara verdik. Öyle mi? Evet. Evet. Evet, üretim merkezinde üretilen ürünleri de bu görmüş olduğunuz nezih ve ferah ortamda tadabilirsiniz. Ya da alıp elinize... Eşinize, dostunuza hediye olarak gönderebilirsiniz. Çok da güzel bir temiz kafeterya oluşturmuş aslında. Evet, böyle sevimli bir terası da var burasının. Hoşumuza gitti. İnşallah bu Sarıoğlan'da üretilen çikolatalar marka haline gelir ve artık yurt dışından çikolata hediye olarak getirilmez de buradan hediye olarak götürülür. Kesi bağlarında üç top gülüm var. Ey Allah'tan korkmaz sana bana. Ürünlerin satış bölümü olan kafeteryadan çıktık, üretim merkezine geldik. Burada hanımefendiler bize gösterecekler ne şartlarda üretildiğini, nasıl üretildiğini bilgi verecek inşallah. Evet, giriş bölümünde bizi güzel bir vitrin karşıladı ki burada da üretilen çikolatalar var. Hanımefendi kaç çeşit üretiliyor burada? Biz normalde 8, yani daha fazla da hani sırf kendi özel markamız olanlarımız 8 çeşit. Ha, 8 çeşit ürünümüz satışa. Yani hazır. Şey, ürün çok fazla. Dolgu çeşidinde sırf 20-25 tane dolgu çeşidi yapıyoruz. Biz mesela meyvolu çeşitleri yapıyoruz, roş çeşitleri yapıyoruz, 50-60 çeşit çikolata var. Ama kutulu olarak bizde 8 kutulu olarak yani. Tamam. Üretimhaneyi gezebilir miyiz? Tabii ki. Şöyle de gezebiliriz. Şuradan gezdireyim. Burası ilk önce. Evet. Ama biz şimdi kaloş falan yok mu? Yok, üretim yok. Ha, tamam. Şu anda üretim olmadığı için kaloşa. Evet. Burada normalde kuru meyve alanımız, kuru meyve üretiyoruz burada. Evet. Ha, şunu da belirtelim ki şu anda üretim 3 ay durmuş, 3 ay durmuş. Aynen. 3 ay durmuş durumda, evet. Klimada çalışsa çikolata olmuyor yani, klima sıcak. Evet.
Biz Ekim'de başladık geçen sene. Evet. Yine Ekim ayında bekliyoruz. İnşallah bereketli yani bir sezon olur. Yani burada bizim direkt paketleme. Hani çikolata bittiği zaman çıkardığımızda yer fazla olması gerekiyor. Evet. Buralarda hep paketleme yapıyoruz. Bu kurutma fırınımız. Evet. Asıl çikolata alanımız var. Evet, burası da evet. Evet, bunlar çikolata makinelerimiz. Kalıpla falan oluyor herhalde. Aynen, kalıplarımız var mesela. Hayır, burada. Tamam, kalıplar da bu. Biraz önce mesela kursumuz vardı, tekrar açtık makineleri, çalıştırdık ama yok. Elimizde eriyor çikolatalar tutunca. Tekrar hepsini eritmeye attık. Şimdi yapacağımız günü bekliyoruz mesela tekrardan. Burada makinenin içine ham maddemizi koyuyoruz. Şu çalışanı yapayım. Sonra çikolata içinde eriyor bunun. Evet. Eriyince bu döndürüyor. Şunlardaki gibi. Çikolata buraya doluyor. Buradan akıyor. Biz buradan tamam. Kalıpları altına tutuyoruz. Tamam. Ondan sonra kalıpları siliyoruz. Burada özel çikolata kurutma dolabımız var. Evet. Bu da özel oluyor. Normal dolap değil. Bunu atıp kurutuyoruz. Sonra da kalıplardan ters çevirip çıkarıyoruz paketlemeye. Tamam mesela üretimden paketlemeye kadar ne kadar bir süreç geçiyor? Mesela çikolata başladınız buradan kalıba dökmeye. Şöyle diyeyim çikolatanın zaten yapımı tempelenmesi 5-6 saat buluyor. Yani sıfır çikolatanın tempelenme süresini bekliyoruz. Tamam. Yani nasıl diyeyim bir paket çikolatayı yapmak için sabahın 7'sinde başlıyoruz. Hatta 6'sında akşamın 6'sında bitiyor 12 saat. 12 saat yani evet. Bir paket çikolatayı yapmak için. Yani üretimde satışa sunumu evet. Satışa sunulana kadar geçen süre 12 saat dediniz. Tamam. Burada paketleme alanımız. Burada da paketlemelerimizi yapıyoruz. Bunlar kalıplarımız zaten. Evet. Bunlara döküp her şey veriyoruz. Burada da paketlemesini yapıyoruz ve satışımız var. Çok güzel. Evet, sarı olanlı hanımefendilere şimdiden kolaylıklar diliyoruz. Dediğim gibi inşallah marka haline gelir de yurt dışından buraya hediye değil, buradan yurt dışına hediye olarak götürülür Sarka markası. Zaten gelen yurt dışına gelen arkadaşlar götürüyor. Hatta diyorlar bu sefer geldiklerinde biz çok beğendik o çikolatayı bir daha götürün diye özel alıp götürenler oldu yani. Ya inşallah. Biz çok mutlu olduk. İnşallah bu düzeni değiştireceğiz. İnşallah ki evet buralarında bu işletmelerinde ayakta durması için bunlar şart. O da hanımefendi teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bu güzel gezi için küçük ve minik bir çikolata fabrikasını gezmiş olduk. Sarıoğlan'da herkesi bekleriz. Oldu çikolatamızı da alalım hanımefendi bir müsaade isteyelim. Kesi bağlarında üç top gülüm var. Evet sevgili dostlar, Sarıoğlan'ın Karaözü mahallesindeki Şahruh Köprüsü'ne geldik. Şahruh Köprüsü'nün uzunluğu 144,5 metre. Eni ise 5.6 metre bir genişliğe sahip. Burasının tarihi tam olarak bilinmiyor. Sadece Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1538 yıllarında herhalde onarım olmuş. Ona dair bir yazıt bulunmuş. Yani fazla bir bilgi yok ama gerçekten Kızılırmak'ı süsleyen bir gerdanlık gibi. Bu köprü Kızılırmak'ın üzerinde asılı duruyor. Allah'tan korkmaz sana bana ölüm var. Sekiz kemerli köprünün üzerinde öyle bir bölüm var ki buraya kulunç taşı deniliyor. Bu kulunç taşında oturduğunuz zaman sırt ve omuz ağrılarınızın geçeceği rivayet ediliyor. Önceden yoldan geçenler burada namazını kılarmış inanışa göre. O yönden de manevi bir boyut var. Sana bana ölüm var. Ölüm varsa. Evet efendim bu tarihi köprüyü sizlere göstermiş olduk. Bir arkadaşım burası için çok güzel bir benzetme yapmıştı. Kızılırmak bir gerdanlıktır ve Taşruh Köprüsü de bu gerdanlığın en kıymetli taşıdır demişti. Bana da öyle geldi. Çok güzel bu tarihin ve coğrafi güzelliğin birleşmiş olduğu noktadan sizlere veda ediyorum. Yalnız bu tarihi ve coğrafi güzelliğin ortasında da yine kötü karakterli insanların
imzası var. Görüyorsunuz bira içmişler ve şişelerini, çöplerini her yere de dağıtmışlar, saçmışlar. Maalesef böyle kapatmak istemezdik ama bu insanların da daha duyarlı olması için bu sunumu da yapmış olduk. Bu yakıştırma da onlara layıktır bence. Çünkü gerçekten karaktersizliktir bunları buraya bırakıp gitmek. Efendim, Ağustos ayında Anadolu'nun göbeğinde Sivas ili sınırlarında gelebilecek en güzel noktalardan birine geldik. Çok serin bir yere geldik. Sizi selamlıyorum. Zoro.